dostlar, azdan az, çoktan çok kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle Pilsan römorklu traktörün takma işlemlerini yapacağız. Ardından oluşabilecek arızaları inceleyeceğiz. Ardından da uzun kullanım testinde neler yaşadığımızı, nelere bakacağımızı değerlendireceğiz. Şimdi Mustafa Selim'le beraber bu römorklu traktörümüzü takma işlemine geçiyoruz. Evet evlat, anlat. Hadi bakalım, tamam, anlatmıyorsan ben mi anlatıyorum? Sessiz ol, burada sen oynat tekerlerle. Şimdi bizim bu römorklu traktörümüz geldiği zaman paketten şu şekilde çıkacak. Çıkış şekli bu. Şu arka taraf bu şekilde. Şimdi ilk etapta biz arka tekerden başlayacağız. Arka teker takma işleminden başlayacağız sizlerle. Arka tekerden, arka tekerden nasıl başlayacağız onu gösterelim. Şurada bir parça var. Şunu çıkartmaya çalışacağım. Neyse bu çıkmıyor, bu kalsın. Şu çıktı. Şöyle bir parça çıkmış olabilir. Bu çıkarsa tekerin bu tarafının parçası. Bunu şuraya ilk önce takacağız. Şöyle taktıktan sonra şurada şöyle bir boşluğumuz var. Bu boşluğa gelecek olan jant var. Jantımızı bulalım. Tekerin bu kısmına, şu tarafına bu parçayı taktık. Şu tarafına şu parçayı takacağız. Yani jantını, tekerin jantını taktıktan sonra şöyle şu şekilde bir teker elde edeceğiz. Bu tekeri buraya montalamasını yapacağız. Tekeri şuraya şöyle güzelce taktık. Bu birinci hamlemiz. Evet dostlar, ilk tekerimizi buraya montaladık. Şimdi ondan sonra yapacak olduğumuz kısma geçiyorum. Şöyle iki tane parça var. Şu parçalar beyaz ve kırmızı parçadan oluşuyor. Şu beyaz parçayı alıyoruz. Beyaz parçayı şurada tekerin olduğu yerde bir kertme yeri var. Böyle kertilmiş bir yer var. Oraya biraz zorlanabilirsiniz ilk etapta. Açıp buraya yerleştirdik. Bu burayı böyle tutacak. Sonrasında bu kırmızı parçayı alıp kırmızı parçayı da bunun üstüne yerleştireceğiz. Biraz güç uygulamamız gerekiyor. Ve bir tekerimizi taktık. Bu tekerimiz tamam. Şimdi gelelim ikinci tekerimize. İkinci arka tekerimize. İkinci arka tekerimizi aldık. Bunu yine bu göstermiş olduğum parça burada takalı. Sonra jantını takacağız tekerimizin. Tekerimizin jantını şu şekilde taktık. Ve şuradan hemen şunu bu tarafa taktığımız zaman şu şekilde bir zorlayalım. Niye geçmedi? Evet. Biraz güç uygulamanız gerekebilir takarken. Evet dostlar, ikinci tekerimizi de taktıktan sonra yine aynı şekilde şu beyaz parçayı buraya getiriyoruz. Beyaz parçayı şuraya takıyoruz. Beyaz parçayı taktıktan sonra kırmızı parçayı yine şuraya yerleştiriyoruz ve arka tekerimiz tamam. Arka tekerimizi taktık. Şimdi geldik ön tekerimize. Ön tekerimizde neler var? Ona bir bakalım. Kutuyu açtığımız zaman şöyle bir iki tane mil çıkıyor. Bunlardan bir tanesiyle bunu ön tekere takacağız. Bu milin bir tanesi ön teker. Şunu şuradan çıkartalım. Yine ön tekerin de mantığı aynı şekilde. Şurasına jantı takacağız. Jantı takıp şöyle jant dışarıya gelecek şekilde şu mili şuradan şöyle geçirelim. Evet. Şu ön tekerimizi taktıktan sonra oğlum bir müsaade et, şuraya geç. Şuraya geç Mustafa Selim. Şurada dur oğlum. Şurada dur. Aferin, orada dur. Ön tekerimizi buraya taktıktan sonra mili şuradaki şu yerden geçireceğiz. Bunu geçirirken dikkat etmemiz gereken en önemli nokta şu küçük parça. Şu küçük parçayı önce takmamız lazım. Bu küçük parçayı önce takmazsak bu iş olmaz. O parçayı getiriyoruz. Şuraya şu şekilde takıyoruz. Tam şurası bu burayla eşit olacak. Şu şekilde. Burası böyle eşit olacak. Ondan sonra geliyoruz. Mili takıyoruz buraya. Demiri şuradan geçiriyorum. Şimdi şöyle bakın. Buradan çıkacak şimdi mil. Evet. Mil oradan. Mil şöyle göstereyim size. Mil buradan şöyle şu şekilde aradan geçecek. Şuradan. Tamam. Buradan bastırıyoruz. Devam ediyoruz. Ve şuradan şöyle çıkarttık. Burası tamam. Burası önemli. Burayı unutmuyoruz. Burası unutulursa tüm sistem çöker. Tekrardan sökmek zorunda kalırız. İkinci olarak tekerimizin jantını taktık. Onu da şuraya şöyle geçiriyoruz. Onu da buraya taktık. Tamam. Şimdi ilk başta arka tekerde yapmış olduğumuz işlemi burada da uyguluyoruz. Şu beyaz parçamızı, şu küçük beyaz parçamızı alıyoruz. Tekerin şurasına monte ediyoruz. Önce onu. Baba, 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 baba.
monte edeceğiz. Şu şekilde, şu şekilde göstereyim. Şu şekilde burası bu şekilde monte olacak. Onun akabinde şu kırmızıyı da bunun üstüne takacağız. Kırmızı. Burada biraz güç uygulamamız gerekiyor. Şu şekilde. O da buraya böyle yerleşecek. Tamam. Ön tekerimiz tamam. Ön tekerimizi taktık. Arka tekerimizi taktık. Sonra da direksiyon var. Direksiyon zaten direkt geçirmeli bir direksiyon. Direkt geçireceğiz. Sonrasında ise koltuk. Koltuğumuzu nasıl takacağız? Koltuğumuzu şuraya yerleştireceğiz. Şu şekilde koyacağız koltuğumuzu. Koltuğumuzu koyduktan sonra bir tık yavaşça vurduk mu geçecek kendisi. Bak şöyle, şöyle, tamam. Koltuğumuz yerleşti. Şu anda bu arabamızın takma işlemi bitti. Arabamızın takma işlemi bitti. Bin bakalım oğlum. Bin, otur bakalım. Tamam. Bu usta oturdu. Şoförümüz oturdu arabaya. Şimdi geldi sıra römorkumuzu takmaya. Römork. Römork bu şekilde geliyor. Bir de şöyle bir parçası var römorkumuzun. Bunu şu şekilde aldıktan sonra şuraya, şurada şöyle delikleri var. İki tane delik burada var. İki tane delik de burada var. Şu delikleri ben size göstereyim şöyle yakından. Şurada bir iki deliğimiz var. Şurada bir iki deliğimiz var. Onları şuraya getiriyoruz. Tam buraya denk geliyor zaten. Ondan sonra yine bizim milimiz var. Mili alıyoruz. Tekerin jantını taktık. Sonrasında bunu buraya şöyle geçiriyoruz. Şu şekilde taktıktan sonra buradan devam ediyoruz. Şuradan bunu da buraya yerleştireceğiz. Tamam, bunu da yerleştirdik buraya. Tekerimizi taktık milimize. Şuradan ortadan tam olarak geçiriyoruz şimdi. Ortadan geçiriyoruz. Tamam, buradan geçirdik. Şurayı şöyle. Şu şekilde ittiriyoruz. Tamam. Şuradan çıkacak. Evet, şöyle çıktı. Şuradan çıktı. Bakın bağlantıyı sağlamış olduk. Bağlantı sağlanmış oldu. Bağlantıyı şu şekilde sağladık. Ve diğer tekerimizi alıyoruz. Onu da buradan montajını yapıyoruz. Evet, montajını yaptıktan sonra yine dostlar, yine aynı şekilde şu uç kısma beyaz ve kırmızıdan oluşan aparatımızı takmamız gerekiyor. Şöyle göstereyim. Şunlar önemli. Bunları kaybetmemeniz lazım. Çünkü bunlar burada tekerin sağa sola gitmesini engelliyor. Onu da şuraya şöyle takıyoruz. Tamam, onu da taktıktan sonra evet. Traktörümüzün römorku hazır. Römork bu şekilde hazır oluyor. Römorku da getirelim. Römorkumuzu da getiriyoruz. Arka tarafa takıyoruz. Şu şekilde. Römorkumuzu da taktıktan sonra traktörümüzün takma ve montaj işlemi tamam. Bu şekilde gerçekleşiyor. Traktörümüzün montaj işlemi bu şekilde tamamlanıyor dostlar. Dediğimiz gibi burada 3-4 tane önemli nokta var. Birincisi ön tekeri takarken o küçük göstermiş olduğum plastiğin takmadan önce takılması. Şu tekerlerin yan taraflarına takmış olduğumuz kırmızı küçük aparatların güzelce takılması. Tekerlerin sağa sola çıkmaması, sıkıntı yaşanmaması için ona dikkat etmemiz gerekiyor. Onun dışında montajda zorlanacağımız, bizi sıkıntıya sokacak herhangi bir durum yok. Montajımızı bu şekilde tamamlıyoruz. Evet dostlar, Pilsan römorklu traktörümüzde montaj işlemini tamamladık. Şimdi videolarda kimsenin bahsetmediği bu motorun çalışma mantığı, çalışma sistemi, arızaları neler, bunları değerlendireceğiz bu kısımda sizlerle. Bu traktörümüzün içini açacağım, sizlere hangi aksamlar olduğunu göstereceğim, nasıl bir çalışma mantığı olduğunu göstereceğim. Yarın bunu aldığınızda, siz de bu sorunlarla karşılaştığınızda direkt bunlara çözüm üretebileceksiniz. Şimdi elimizde bir tane yıldız tornavida var. Yıldız tornavida ile motorumuzun yer alan pedal kısmını açalım sizlerle beraber. Buradaki tüm vidalarımız yıldız. Yıldız tornavidamızı aldık ve motor kısmını açıp sizlerle beraber bir inceleyelim. Evet dostlar, birinci tarafı söktüm. Şimdi ikinci tarafı sökeceğim. Şimdi ikinci tarafı söküyorum. Evet, ikinci tarafı da söktüm. Toplamda 4 tane yıldız tornavidamız var. Şimdi geldik
şu kısma. Şu kısımda şöyle bir kapak var. O kapağın olduğu yere açalım bir görelim. Ne var ne yok orada. Şu kapağın olduğu yere bir bakalım. Evet dostlar. Kapak bu şekilde çıkıyor. Montaj bir kapak. Çıkartılabilir bir kapak. Bu kapağımızı buradan bu şekilde çıkardık. Şu yan tarafta da aynı kapak var ama orası çıkan bir kapak değil. Sadece bu kısmını çıkartabiliyoruz. Burayı çıkardık. Şimdi ikinci olarak çıkarttığımız şurada bir nokta daha olması gerekiyor. Onu inceliyorum. Şurası dostlar. Evet dostlar. Şurası da çıkabiliyor. Burası da önemli. Burayı da çıkartacağız şimdi sizlerle. Burası da montajlanan bir kapak. Takma çıkarma şeklinde işlem yapılabiliyor. Şurayı da çıkardık. Evet. Burayı da çıkardık. Şimdi ben size bu traktörün iç mekanizmasını anlatacağım. Nasıl bir çalışma mantığı olduğunu anlatacağım. İçeriğinde neler olduğunu sizlere göstermeye çalışacağım. Telefonumun ışığını açıyorum ve size bu makinenin iç aksamını gösteriyorum. Şurada şöyle bir beyaz bir dişlimiz var. Şöyle. Arka tekerin dönmesini sağlayan beyaz bir dişlimiz var dostlarım. Hemen yanında bizim bir zincirimiz var. Bir zincirimiz var. Zincirimizi buraya takıyoruz. Ve ön tarafta, ön tarafı göstereyim şimdi sizlere. Şuradan göstereyim. Şurada ön tarafta, yine ön tarafta şurada aynı dişliden bir tane daha var. Şurada ön tarafta aynı dişliden bir tane daha var dostlar. Bu zincir bu tarafa takıldığı zaman bu dişli ön tarafı çeviriyor. Diğer arkadaki yer alan dişlimiz de arka tarafı çeviriyor. Şimdi ben size öncelikle bunları bir göstermek istedim. Şimdi arıza konusunu konuşalım. Şimdi sizlerle arıza ne nasıl olur onu konuşalım. Şimdi dostlar arıza şu şekilde olur. Bir, zincir atabilir. Çocuk çok hızlı çevirdiği zaman pedali veyahut da eniş aşağı bir yola girdiği zaman çok hızlı döndüğü zaman tekerler zincir atar. Zincir attığı zaman boşa döner. Doğal olarak şu göstermiş olduğum iki tane kısmı açıp zinciri o göstermiş olduğum beyaz dişliye geçirmemiz gerekiyor. Bu sevindiğimiz bir arızadır bizim. Çünkü çözümü çok basittir. Ekstra maliyet gerektirmez. Çözülebilecek bir sorun. Ama asıl ve en sıkıntılı sorun ise bu araçtaki en büyük sıkıntı o beyaz dişlinin kırılmasıdır. Nasıl ki çocuk çok hızlı çevirmiştir veyahut da terste kalmıştır, bir zorlanma meydana gelmiştir, o beyaz dişli kırılmış olabilir. Beyaz dişli kırıldığı zaman en büyük sıkıntı orada. Bunun temininde ciddi sıkıntılar olabilir. Ben tam olarak maliyetinin ne kadar olduğunu bilmiyorum. Herhangi bir araştırma yapmadım bu beyaz dişlinin ve bulunabilip bulunamadığına, yedek parçasının olup olmadığını da bilmiyorum. Yani ben size şöyle söyleyeyim. Burayı açtıktan sonra eğer ki baktınız ki zincir atmamışsa %99 beyaz dişlimiz kırılmıştır. Beyaz dişlimiz kırılmış ise zaten bu parçayı temin etmeye çalışacağız. Temin edebiliyorsak yine sıkıntı yok. Çözeriz ama temin edemiyorsak veya temin edemiyorsak da ciddi sıkıntı var. Traktörün ömrü bitmiş olur. Pedal çalışmamış olur. Pedal çalışmadığı zaman da zaten çocuğumuz bu traktörü sürmek istemeyecektir. Şimdi biz bunu bu şekilde tamamladık dostlarım. Ben size arızasını da göstermiş oldum. Kapak açma yerlerini de göstermiş oldum. Çalışma mantığını da anlatmış oldum. Genelde benim YouTube'da izlediğim videolarda çalışma mantığı ve arızasına yönelik bir çözüm bulamadığım için bu videoyu çektim. Bir ihtiyaç olduğunu düşündüm. Çünkü benim kendi başıma gelmişti bu durum. Bunları da sizlere anlatmak için bu videoyu çektim. Şimdi sizlerle gelin 3. videomuzun 3. kısmına geçelim. 3. kısmında uzun kullanım testi. Yani biz bu arabayı çocuğumuz alırsak ne kadar idare eder, dayanıklı mıdır, nedir, ne değildir bunları değerlendirelim. Evet dostlar, şimdi geldik sizlerle videomuzun 3. kısmı olan uzun kullanım testine. Ben bu traktörü benim oğlana 1 yıl önce aldım. 1 yıldır kullanıyor, tepe tepe kullanıyor, hiç de affetmiyor. Çılgınlar gibi sürüyor bu traktörü. Eniş aşağı sürüyor, yokuşa sürüyor, duvara vuruyor. Duvara aktan dağıtan yaş aktarmadığı için aslanın duvara vurmaya vurunca ses çıkıyor, hoşuna gidiyor, duvara vuruyor falan. O tarz bir kullanımı oldu bizim çocuğun. 1 yıldır kullanıyor. Şimdiye kadar tek bir sıkıntımız oldu. Zincir atma sıkıntımız oldu bizim yaşadığımız bir sıkıntı. Onun dışında traktör taş gibi. Yani böyle bir uzun kullanımda çocuğuma dayanır mı veyahut da bir sıkıntısı olur mu diye düşünmenize gerek yok. Traktör çok dayanıklı bir traktör. Yani bu çocuğu çok rahat 5 yaşına kadar hatta 6-7 yaşına kadar sürecek olursa, sürmek isterse çok rahat götürür. Yani biz bu traktörü aldık. Tavsiye ederiz Mustafa Selim. Sen ne diyorsun bu konuda? Güzel mi traktör? Güzel mi? Hani bir bakayım bir nasıl biniyorsun bir göster bakayım. Evet dostlar. Bu videomuzu da burada sonlandırıyoruz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Umarım yararlı bir video olmuştur. İzlediğiniz